Evet, yine Gökçek ve diğer firma. Yine gri ve koyu renk. Gökçek her zaman ekstraktı koyu renklidir. Diğer dalı verici firmanın ekstraktı her zaman içinde bol nişasta vardır. 40 kilit. Vay babam vay, bunu erimesi çok zaman alır. Yani at kuyruğu. At kuyruğunun fotoğrafını çekmek istedim Karadeniz sahilinde. O kadar rüzgar var ki orada, Karadeniz'de rüzgar esti mi saatte kaç kilometre hızla esiyor. Bir türlü fotoğraf çekemedim rüzgardan. Bir fotoğraf çekmeye gittim, hiçbir şey yapamadım. Evet, gördüğünüz gibi Gökçek at kuyruğu otu ekstraktif ve bu da diğer firma. Burada biraz vicdanlı davranmış, az bir şey etken madde içeriyor galiba. At kuyruğu otu değil bunun içindeki. Başka bir kimyasal bir şey koymuş içine. At kuyruğu bu. Silisyum dioksit içer. %10, %12. At kuyruğu otuyla ilgili yok. İlgisi yok. Bir tat, aromatik bir tat versin diye içine kimyasal bir şey koymuş. Allah Allah. Gıda boyası gibi, gıda şey tatlandırıcısı koymuş. La ilahe illallah, hiç ilgisi yok. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe tövbe. At kuyruğu otu bağ dokusunu güçlendirir. Bağ dokusu bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Yani 90 kilo gelen bir kişinin 15 kilosu bağ dokusundan oluşur. Ne işe yarar bağ dokusu nedir? Gözümüzü tutan bağ dokusu. Bağ dokusu olmasa gözün pat düştüğü yere al geri koy. Burnumuzu tutan bağ dokusu. Burnumuzu tutan bağ dokusu olmasa burun düşer. Çenen düşer. Saçların dökülür. Ellerin dökülür. Bütün organları birbirine bağlayan nedir? Bağ dokusu. Bağ dokusu organları, dokuları birbirine tutmakla kalmaz. Hücrelere vitamin, mineral, enzim akışını, hücrelerdeki, dokulardaki, organlardaki artık maddenin çıkışını sağlar. Nakliye, yani giriş çıkışları. Şimdi bağ dokusu sağlıklı olursa kişi sağlıklıdır. Bağ dokusu hastalıklı olursa kişi hastalıklıdır. Bağ dokusu hastalığı diye bir şey yok ama. Fibromiyalji, yumuşak doku romatizması biline. Bağ dokusu çok çok önemli. İşte at kuyruğu ne yapıyor? Bağ dokusunu temizliyor, güçlendiriyor, fonksiyonel hale getiriyor. Bağ dokusunda çöplük depolanmışsa T hücresi, B hücresi, makrofaj, yani beyaz kan hücreleri mikroplarla mücadele eden, hedefe ulaşamazsa nasıl öldürecek mikrobu? Bağ dokusunda mikropların depolandığı alanlar, odaklar oluşur. Bu da bağırsaktan kaynaklı. Bağırsaklarda normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bunun %98'i faydalı, faydalı bakteriler vitamin üretir. Kişi kimyasal ilaç kullanırsa, yanlış beslenirse bağırsaktaki faydalı bakteri azalır, zararlı bakteri ve mantar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler bağırsakları deler. Buna geçirgen bağırsak sendromu denir. Her türlü zehir kana karışır, karaciğere gelir, karaciğer çöplüğe döner. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamazsa nereye gider? Oraya, buraya, şuraya. En çok da bağ dokusuna, beyne, sinir sistemine. Geçen hafta Adana ve Mersin'de 20 kişi sahte alkolden öldü. Merdiven altı alkol üretiyor. Adam aleti, edevatı yok. Tadına bakıyor böyle. Alkol mü alkol? Satıyor, insanları zehirliyor. Kandida ne yapıyor?
alkolü metil alkole dönüştürüyor şey, tatlı olan her şeyi. Adam tadına bakıyor, alkol yallah. İşte bu zehiri üreten metil alkolü, insanların ölümüne sebep olan en tehlikeli alkol, metil alkol, kandide üretiyor. Kandiden üretmiş olduğu alkol bağırsakları deliyor, geçirgen bağırsak sendromu sorun ortaya çıkıyor. O zaman ne olur? Bağırsaklarda her türlü zehir kana karışır, karaciğere gelir. Karaciğer aratamazsa oraya, buraya, şuraya depolar, kişide çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkar. İşte bu nedenle at kuyruğu otu çok çok önemli, bağ dokusunu temizler. Detoks, arıtıcı. Şimdi 72-73 yaşlarında bir hanımefendi, oğlu Doktor Süleyman Bey geldi bana, dedi ki annem protez ameliyatı olması lazım, hem kalçadan hem dizden, ama alerjik hastalıklar var, bronşit var, tansiyonu var, bir sürü hastalığı var, doktorlar masada kalır diyor, ne yapalım? At kuyruğu otunun seti. At kuyruğu, at kuyruğu, at kuyruğu, at kuyruğu, at kuyruğu. Yani 40 kilit seti. 40 kilit dediniz. Bunu kullansın dedim. Kullandı. 6 hafta sonra kemiklerdeki kalsiyum oranı %35'lerden %65'lere çıkmış. Doktorlar ameliyata gerek kalmadı. Artık kolay kolay kırılmaz. Risk ortadan kalktı dediler. 6 haftada. At kuyruğu otuyla, tabii ki burada zencefil var, aloe vera var vesaire. O set kullanmak gerekir. Sadece at kuyruğu otuyla olmaz tabii ki. Evet. Olur da süreç uzar. Süreç uzamaması için. Yani süreci hızlandırmak için set kullanmak gerekir. Bağırsaklar karaciğer tedavi edilmeden sadece at kuyruğu otuyla bağ dokusunu güçlendirirsiniz, ama bağırsaklar zehir gelirse ne olur? Tekrar zehirlenir. At kuyruğu.